Merhabalar, ben Lifçi Sebil. Kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar, bu videomda sizlere bu güzel kese lifin yapılışını anlatmak istiyorum. Böyle tweetili, işte civciv lif de diyebiliriz. Çizgi film karakteri. Yapılışı çok kolay. Zaten her sırada tarif edeceğim size. Ben birkaç renk kullandım. Ana renklerini kullandım. Yani orijinal renklerini daha doğrusu. Şöyle kameramı ayarlayayım hemen. Orijinal renklerini kullandım. Mavi, gri, sarı, açık mavi, turuncu ve beyaz ana rengimiz zaten. Şimdi iplerimizi alalım. Aynı renkte yapmak isteyen arkadaşlar iplerimizi alalım. Gelelim. Evet, beyaz ipimi aldım. Yine keselere başladığımız gibi bir zincir çektim. İkinciyi de çektim. İlk zincirin tepesine hemen içine daha doğrusu fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3 kere de doldurdum fıstıklardan. Toplamda hemen sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15. 15 adet yine aynı şekilde çalışmamızı yapalım. Üst üste 15 adet fıstık yapıp gelelim. Evet, üst üste 15 adet fıstık yaptım. 3, 6, 9, 12, 15. Şimdi 16.'yı yapıyorum. Kapattım 16. fıstığı da. 17. fıstığı üzerine kapatmıyorum. Dibine bir tane daha fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Üzerine alıp karşıya bir fıstık daha yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Şimdi bu şekilde normal üçlü fıstık toplayarak üzeri 15 fıstık olacak şekilde kaç sıra öreceğimizi şimdi söyleyeceğim. Düz devam edeceğiz. Desenimizi koymadan önce üçlü fıstıklarla bir sıra devam edelim sıra sonuna kadar, çünkü desenimiz biraz büyük. Bir sıra devam edelim, gelelim. Evet, ben bir sıra yaptım. Şimdi beyazla örneğimizi koyacağız bu sırada. 4 tane daha beyazla yapalım, buraya kadar gelelim. 4 adet yaptım ben beyazla. Şimdi hemen turuncu ipimi bağlıyorum. Buraya sabitledim. 3 adet olacak şekilde turuncu ipimle de yapacağım. Birinciyi yaptım. Evet, aydınlatmamı ayarladım. Şimdi 3 adet yapıyoruz demiştim. Hemen ikinciyi yapıyorum. Ve üçüncü. Üçünü birlikte topladım. Şimdi turuncu ipimi bırakıyorum, yürüteceğim. Beyaz ipime geçiş yaptım. Bir tane olacak şekilde üzeri beyazla fıstık yapıyorum. Kapattım. Beyaz ipimi bıraktım. Yine turuncu ipime geçtim ama beyaz ipimi yürütmeyi unutmuyorum. Tekrardan 3 adet. Şimdi arkadaşlar, beyaz turuncuyla 3 adet daha yapacağız buraya kadar. Daha sonrasında tekrar 4 adet beyaz fıstık yapacağız. Üzeri beyazda 4 olacak. Sıra sonuna kadar örelim. Evet hanımlar, bakın 3 tane turuncuyla ördüm.
geriye bıraktım ipimi. Sıra sonuna kadar da 4 fıstık örmüş oldum. Şimdi hemen örneğime bakıyorum ve 3 adet beyazla öreceğiz. Buraya zaten ilk başlangıcı biliyorsunuz fıstık kapattım. Tepesine, dibine, karşıya. Üçünü birlikte topladım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Kesmek istemedim arkadaşlar. Topladım, ikinciyi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Evet. Üçüncüyü de yaptıktan sonra kenarda 3 fıstık oldu beyazla. Şimdi turuncu ipime geçiyorum. Yine 3 fıstık olacak üzeri. Hemen şöyle karşıdan aldım. Ben hızlı hızlı yapacağım. Üçünü birlikte topladım. Tepesine, dibine, karşıya. Üçünü birlikte yine topladım. Tekrardan tepesine, dibine, karşıya. Üçünü birlikte yine topladım. Kapattım. Şimdi 3 tane turuncu yaptıktan sonra sarı ipimi alacağım. Sarıyla devam edeceğim. Sarıyı direkt buraya bağlıyorum. Evet, bağladım. Şöyle iplerimi hafif çektirdim. Üzeri 3 tane olacak şekilde sarıyla devam edeceğim. Kapattım. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü. Üçünü birden topladım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Üçünü birlikte kapattım. Bakın, 3 tane sarı olduktan sonra sarı ipimi geriye atıyorum. Turuncu ipime geçiş yapıyorum. Beyaz ipimi zaten yürütüyorum. Şimdi turuncuyla 3 adet turuncu üzeri 3 adet olacak ve daha sonra yine burada 3 adet beyaz yapmıştık. 3 tane turuncu yapalım, ondan sonra da 3 beyaz yapalım, sıra sonuna kadar örelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar devam ettim. Şimdi çeviriyorum lifimi. İplerimi ben temizleyeceğim. Şimdi üzeri, bakalım bir sayayım ben. 1, 2, 3, 4. 4 tane beyaz olana kadar, yani buraya kadar örelim arkadaşlar. Evet, 4 fıstık olana kadar devam ettim ben. Şimdi turuncu ipim hemen burada. Alıyorum, turuncuya geçiş yaptım. Beyazı yürütüyorum. 2 tane olacak şekilde üzeri turuncuyla öreceğiz. Turuncunun bu son sırası. Turuncu ipimizi keseceğiz bu sıradan sonra. Şimdi tekrardan bir tane daha yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Bakın, 2 tane turuncuyu yaptıktan sonra tekrar sarı ipime geçiş yapıyorum. Şöyle. Tepesine, dibine, karşıya. Üçünü birlikte topladım.
3 tane olacak şekilde üzeri yapacağım. Topladım. Tekrardan. Evet, üçünü birlikte topladım yine. Şimdi sarı ipimi geriye attım. Turuncu ipime geçtim. Turuncu ipimle yine burada olduğu gibi 2 tane turuncu yapacağım. Üzeri 2 tane olacak. Sonra beyazla 4 fıstık yapıp sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, tarif ettiğim şekilde ben sıra sonuna kadar ördüm. Turuncu ipimi burada kopardım. Şimdilik işim bitti. Çeviriyorum arkadaşlar lifimi. Sarı ipim burada. Toplamda üzeri 5 adet. Tekrar sayayım. 2, 4, 5. 5 adet olana kadar beyazla devam edeceğiz. Daha sonra sarıya geçeceğiz. 5 adet beyaz örelim gelelim. 5 adet beyazla ördüm ben. Üzeri 5 fıstık oldu. Şimdi beyaz ipimi bıraktım. Sarı ipime geçiyorum. Tekrardan üzeri yine 5 adet buraya kadar sarı ipimizle örelim gelelim. Evet, 5 tane sarı ördüm. Sarı ipimi geriye atıyorum. Beyaz ipime geçtim. Yine sıranın sonuna kadar beyaz ipimle 5 fıstık öreceğim ve geleceğim. Sıranın sonuna kadar üzeri 5 fıstık olana kadar ördüm. Lifimi çevirdim. Şimdi 6 tane olacak üzeri beyazla, 6 fıstık olacak. Buraya kadar 6 fıstıkla örelim arkadaşlar. Böyle tarif etmek zorundayım çünkü her sırada göstermem gerekiyor. Videom bayağı uzun olacak. O yüzden 6 fıstık beyazla örelim gelelim. 6 adet üzeri beyazla ördüm ben. Beyaz ipimi bıraktım. Sarı ipime geçiyorum. Şimdi üzeri 3 fıstık olana kadar sarıyla devam ediyoruz. İkinciyi yapıyorum ben. Kapattım. Üçüncüyü. Yaptım. Kapattım. Sarı ipimi geriye attım. Beyaz ipime geçiyorum. Ve yine bakın 3 sarı yaptıktan sonra tekrar 6 fıstık sıra sonuna kadar beyazla öreceğiz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şimdi çevirdim. 6 fıstıktı üzeri. Bu sıramızda üzeri 5 fıstık olarak beyazla yine devam edeceğiz. Buraya kadar devam edelim gelelim. Evet, 5 fıstık üzeri ördüm beyazla. Şimdi sarı ipime geçiyorum. Şöyle. Sarıyla da üzeri 5 fıstık olana kadar öreceğiz. İki, üçüncü, kapattım. Şimdi ben üzeri 5 fıstık olana kadar buraya kadar sarıyla devam edeceğim. Geri kalan kısmında yine 5 fıstık, yani 5 beyaz 5 sarı 5 beyaz olarak beyaz ipimle bitireceğim. Evet, ben tarif ettiğim gibi üzeri 5 fıstık sarı ördüm. 5 fıstık da beyazla devam ettim. Çeviriyorum yine lifimi. Şimdi burada 4 tane daha beyazla devam edeceğiz. Daha sonrasını göstereceğim. 4 tane beyaz örelim gelelim. Evet, 4 tane yaptım ben. Şimdi burada sarıya geçiyorum.
sarı ipimi geçiş yapıyorum. Üzeri 3 tane olacak şekilde sarıyla öreceğiz. Arkadaşlar sesten dolayı kusuruma bakmayın. Herhalde çatıda tadilat var. O yüzden ses geliyor. Videoya da geliyor eminim. Şimdi üçünü birlikte kapattım. Tekrardan yapıyorum aynı işlemi. Üçünü birlikte yine kapattım. Son olarak üçüncü yaptım ve kapattım. Şimdi burada turuncu ipimi alıyorum yine. Bir tane turuncuyla yapacağız. Üzeri bir tane olacak şekilde. Şimdi hemen turuncu ipim. Evet, buraya bir tane bağlıyorum. Burada geri keseceğim çünkü turuncuyu, bu ağız kısmı civcivimizin. O yüzden şöyle ikisini yürütüyorum. Tekrardan tepesine, dibine ve karşıya üçünü birlikte topladım. Ön tarafa aldım, keseceğim. Şimdi 3 adet yine sarı öreceğim. Sarı ipimle. Evet. Birinciyi yaptım. Şu turuncu ipimi ben koparacağım. Şimdi arkadaşlar üzeri burada olduğu gibi 3 fıstık sarıyla öreceğiz. İpimizi geriye atacağız. Sarı ipimizi. Geri kalan da yine 4 tane denk geliyor çünkü. 4 fıstık beyazla da örüp sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Tarif ettiğim şekilde yaptım. Şimdi lifimi döndürüyorum. Burada gri ipimi hazırlayacağım bir taraftan. Şimdi bir tane beyaz ördüm, kapattım. Tekrardan üçünü birlikte topladım ve gri ipimi alıyorum. Şöyle, sizler de gri ipinizi alın elinize. Buraya sabitleyeceğim. Bir fıstık beyaz yaptıktan sonra tepesine, dibine, karşıya, yani üçlü fıstık topluyorum yine. Üzeri 3 tane olacak griden. İkinciyi yapıyorum. Kapattım. Tekrar bir tane daha gri ile. Üçünü birlikte topladım. Şimdi gri ipimi yürüteceğim. Hiç arkaya atmadan gri ipimi yürüteceğim. Hemen sarıya geçiyorum. Sarı ipimle, bakın, gri ve beyazı yürütüyorum. Sarı ipimle bir tane olacak şekilde üzeri örüyorum. Kapattım. Şöyle çektirdim. Sarı ipimi bıraktım. Gri ipimi tekrar aldım. Bir tane daha gri yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Yine gri ipimi bıraktım. Burada şöyle bir mavi, açık mavi diyorum ben buna. Bunu kullanacağım. Hemen şöyle bir bakayım. Bu sardığım iplerden
kullanmak istiyorum. Ben bunu açayım arkadaşlar, geleyim. Evet, ipimi açtım. Şimdi hemen bu griyinin dibine bağlayacağım. Şöyle sabitledim. Gri, sarı ve beyazı yürütüyorum. Bir tane bu açık maviden yapıyorum. Üçlü fıstık kapattım. Zincirimi çektim, bir zincir. Açık mavi olan ipimi bıraktım. Yine burada sarıyı alıyorum. Sarıya geçtim. Burada biraz ipler karışıyor birbirine. Bir tane sarı tam gagasının üzerine gelecek arkadaşlar, ağız kısmının. Bir tane sarıyı yaptım, kapattım. Yine sarı ipimi bıraktım. Bakın, açık mavi olan ipimi yine aldım. Gözlerini yapıyoruz çünkü. Burada tekrardan bir tane daha üçlü fıstık toplayacağım. Üçünü birlikte kapattım. Geriye attım. Artık yürütmüyorum açık maviyi. Bir üst sırada yine lazım. Şimdi burada mavi ile yaptıktan sonra bakalım, tekrar griye geçiyoruz. Gri ipimle de yine bir tane olacak şekilde üzeri örüyorum. Kapattım. Burada şöyle çektirdim. Gri ipimi de geriye attım. Sarıyla beyaz kaldı. Tekrar sarıdan bir tane yine üzeri bir tane olacak şekilde öreceğim. Evet, tamamladım. İplerimi şöyle hafif çektiriyorum. Sarı ipimi de geriye attım. Beyazla 4 fıstık sıra sonuna kadar örelim. Evet hanımlar, bakın sıra sonuna kadar 4 fıstık beyazla ördüm, devam ettim. Bakın örneğimiz ortaya çıkıyor, çevirdim. Şimdi bir taraftan da elimdeki örneğime bakıyorum. Bu sırada şöyle tarif edeceğim size, çünkü buranın devamı şu iplerimiz. Açık mavi ipimizi burada keseceğiz, bitiyor işimiz onunla. Ama griyi falan hep yürüteceğiz buraya kadar, sarıyı. Yani bu sırada ne yaptıysak komplesini aynı yapacağız. Şimdi şöyle 4 beyaz, 1 sarı, 1 gri, 1 mavi, açık mavi, 1 tane sarı, 1 tane daha mavi, 1 gri, 1 sarı, 3 adet de gri örüp sonunda 1 tane yapacağız. Yani bir önceki sıranın devamını şimdi ben de tamamlayacağım, geleceğim. Evet hanımlar, bakın ben tarif ettiğim şekilde ördüm. Yani bir önceki sıranın devamını örmüş oldum. Mavi ipimi burada dediğim gibi kopardım. Aynı şekilde devam ettim. Şimdi döndürüyorum lifimi ve beyazla devam edeceğim. Şöyle bir tane fıstık kapattım. Tepesine, dibine, karşıya. İki tane beyaz yapacağız bu sırada. Üzeri iki fıstık olacak. İkinciyi de yapıyorum. Evet. Üçünü birlikte yine kapattım. Bir zincirimi çektim. Bakın gri ipim burada. Hemen üzerine iki tane gri yapıyorum. Tepesine, dibine, karşıya. Birinciyi yaptım, hemen kapattım. İkinciyi yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Kapattım. Şimdi burada sarı ipime geçiyorum.
sarıdan, bakın hemen burada zaten griyi de yürüteceğim. Hatta gri, evet, yürütmem lazım. Burada da kesebiliriz de griyi. Çünkü üstte lazım olacak bize. Bu sırada lazım olmayacak. O yüzden griyi burada hemen ben keseyim. Daha iyi olur. Boş yere yürütmemize gerek yok. Şöyle yaptım. Bir tane sarı buraya yapıyorum. Üçünü birlikte topladım. Aa, pardon. Ben griyi kesmemem lazım. Çünkü yine lazım olacak. Tabii ki aklım karıştı yine. Şimdi tekrar devam ediyorum sarıya. Griyi ben bu sırada bitirdiğimizi zannediyordum ama değilmiş. İyi ki de örneğime bakmışım. Bir tane sarıyı yaptım. Şimdi iki tane griyi yapacağım. Bakın şöyle aldım. İki tane griyi yapalım arkadaşlar. Evet, iki tane griyi ben yaptım. Şimdi sarıyla bir tane yapacağım. Üzeri bir tane sarıyla yapalım. Evet, bir tane sarıyı yaptım. Şimdi burada hemen gri ipimi alıyorum. Sarıyı da yürütüyorum. Bakacağım hemen. Doğru yapıyorum. Kafa karıştırıcı bir örnek. Zorluğu yok da bakmadan olmuyor illaki. Her sırada bakmamız gerekiyor. Şimdi gri ile yine üzeri iki fıstık olacak şekilde yapıyorum. Gri ipimi şimdi kesebilirim. Bu sıradan itibaren kesebilirim. Şöyle örneğin, evet, kesmem lazım çünkü üst sıraya da lazım olacak sadece bana. Ama karşı tarafında lazım olacağı için burada yürütmeme gerek yok. O yüzden sarıya geçtim. Bir tane de sarı yaptım. Sarı ipimi kesmiyorum. Şu griyi bir keseyim ben. Evet, griyi kestim. Sarı ipimi geriye attım. Sıranın sonuna kadar beyazla 4 fıstık olacak şekilde üzeri örelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna kadar devam ettim. 4 fıstık oldu üzeri. Şimdi yine 4 fıstıkla buraya kadar gelelim arkadaşlar. Beyaz ipimizle 4 fıstık yine örelim gelelim. Evet, 4 fıstık ben üzeri olana kadar devam ettim beyazla. Şimdi sarı ipimi elime alıyorum. Sarı ipimle şöyle üzeri kaç fıstık olacak? Hemen bakacağım. Kapattım. Üzeri sarıyla 3 6 fıstık olacak arkadaşlar. 3 6 tam buraya kadar sarıyla devam edelim. Evet, üzeri 6 fıstık oldu. Sarıyla devam ettim. Burada gri ipimi bağlıyorum. Hemen. Sabitleştirdim ipimi. Sarı ipimi geriye bıraktım. Gri ile bir tane üzeri olacak şekilde örüyorum. Beyaz ipimi yürütüyorum yine. Kapattım. Şimdi geriye attım sarı ve gri ipimi. Burada hemen mavi rengime geçiyorum. Şapkası için koyu mavi kullanacağım ben. Sizler dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz ama mavi daha uygun oluyor. Şöyle bir bağlayayım hemen. Şöyle sabitleştirdim. Evet, geriye attım griyi. Üzeri 2 adet olacak şekilde maviyle örüyorum. Koyu maviyle.
beyaz ipim burada. Üçünü birlikte topladım. Tekrardan üçünü birlikte yine topladım. Ben şu iplerimi temizleyeceğim. Maviyi geriye attım. Beyaz ipime geçtim. İki tane de beyazla yapacağım, geleceğim. Evet, sıra sonuna kadar devam ettim ama ben burada sarı ipimi kesmeyi unuttum. Onu söyleyeyim. Sarı ipimizi kesiyoruz ve bağlıyorum tekrardan. Aslında bağlamama lüzum yok belki ama ben sağlam olsun diye iki kez bağlıyorum ve dibinden kesiyorum. Şimdi şöyle bir bakalım örneğimize. Evet, ortaya çıktı. Şimdi iki tane beyaz öreceğiz. Bunu birlikte örelim hemen. Fıstığı kapattım. Tekrardan tepesine yaptım, dibine yaptım, karşıya yaptım. Topladım. İkinci fıstığı da yapıyorum. Kapattım. Beyazı bıraktım, yürütüyorum. Mavi ipime geçiş yaptım. Mavi ile üzeri 3 fıstık olacak şekilde buraya kadar örelim arkadaşlar. Gri'de yürütelim. Evet, 3 maviyi yaptıktan sonra mavi ipimi geriye aldım. Şimdi beyaz ve griyi yürütüyordum. Direkt gri ipime geçtim. Yanlış hatırlamıyorsam evet böyle oluyor. Maviyi burada keseceğim. Çünkü bir üst sırada ters tarafına denk geleceği için. Şimdi burada dursun bir. Öncelikle gri ile devam ediyorum. Bir tane yaptım. Bakalım üzeri kaç fıstık olacak? 2, 4, 6 adet. Arkadaşlar çok basit. 6 adet üzeri buraya kadar gri ile öreceğim. 4 tane de beyazla öreceğim. Sıra sonuna kadar gelin. Evet, sıra sonuna kadar devam ettim. Maviyi burada kesmiştim ben. Şimdi tekrardan bağlayacağım. Gri ipimi de burada kesiyorum. Çünkü gri ile de işimiz bitti. Bıraktım burada. Şimdi bakın, böyle oldu. Dönüyoruz. Ve yine 2, 4. 4 fıstık beyazla öreceğiz. Buraya kadar. Burada maviye geçeceğiz çünkü. 4 fıstık örelim, beyaza gelelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Yani buraya kadar geldim. 4 tane oldu üzeri. Şimdi mavi ipimi burada hemen bağlıyorum. Mavi ile devam edeceğiz. Örneğimizde son 3 sıramız sanırım. Evet, son 3 sıra örneğimiz bitti. Ben de bayağı yoruldum ama böyle tek tek sıra sıra arada kesiyorum. Vallahi kusuruma bakmayın çünkü zor oluyor. Şimdi bir tane yaptım. Toplamda 2, 4, 6, 8. 8 tane üzeri fıstık olacak şekilde mavi ile örelim. Geri kalanını, yani 4 taneyi de 4 mü? Bakayım hemen. Yok, 4 değil, 3. 3 taneyi de beyazla öreceğiz. Şöyle yapıyorum. 2, 4, 6, 8. Buraya kadar 8 ile 8 fıstık mavi ile örüyoruz. 3 fıstığı da beyazla örüp geliyoruz. Evet, tarif ettiğim şekilde yaptım. Üzeri 8 fıstık olana kadar 3, 6, 8 mavi ile ördüm. İpimi geriye attım. 3 beyaz da yapmış oldum. Tekrar sıra sonuna geldim. Çeviriyorum. Şimdi üzeri 2, 4, 5 adet öreceğiz. Buraya kadar, şuraya kadar denk geliyor. 5 adet beyazı örelim. Yine mavi ile devam edeceğiz. Göstereceğim.
Üzeri 5 fıstık oldu. Şimdi iğne ipimi takıyorum tığıma. Mavi ipimi alıyorum elime. Maviyle bakalım kaç tane olacak. Hemen bakacağım örneğime. Size söyleyeceğim. O sayıda yine yapalım arkadaşlar. Uzun olmasın video. Şöyle çektirdim. Mavi ile bu sırada 2, 4, 6. 6 adet mavi ipimle devam edeceğim. Öreceğim. Diğer geriye kalan zaten 6 adet buraya geliyor. Buradan devamında 4 tane yine beyazımı örüp sıra sonuna kadar örüp geleceğim. Sıranın sonuna kadar yine devam ettim. Tarif ettiğim şekilde 6 tane mavi ördüm ve 4 tane de beyaz ördükten sonra çeviriyorum lifimi. Şimdi hemen size sayıyı vereyim arkadaşlar yine. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Yanlışlık yapmayayım. 3, 5. Evet. Üzeri bu sırada 5 tane beyazla öreceğiz arkadaşlar. Buraya kadar tekrardan görüşelim. Evet, kameramı ayarladım. Üzeri 5 fıstık yaptım beyazla. Şimdi maviye geçiş yapacağım. Şöyle alıyorum mavi ipimi. Yine burada mavi ipimle 3 adet olacak şekilde örüyorum. Birinciyi yaptım. Kapattım. Tepesine ikinciyi yapıyorum. Kapattım. Üçüncüyü de. Evet, ipimi ön tarafa aldım. Mavi ipimi keseceğim. Çünkü bitti. Şimdi sıranın sonuna kadar beyazla devam edeceğiz. Şöyle bir tane yapayım. Tarif edeceğim size. Kapattım. Şu mavi ipimi keseceğim. Arkadaşlar, örneğimiz ortaya çıktı. Şimdi sıranın sonuna kadar beyazla devam edeceğiz ve bir alt sırada yaptığımız işlemi bir sıra düz beyaz yaptık. Bunu sıra sonuna geldikten sonra tekrar bir sıra daha düz olarak örelim beyazla. Hiçbir renk koymadan çünkü bitti örneğimiz. Dediğim şekilde, tarif ettiğim şekilde yapalım. Daha sonrasını anlatacağım. Evet arkadaşlar, ben ağız kısmını kesenin düz tarafında göstermek istedim. Çünkü onu tamamladım ben. Bakın şimdi toplamda 17 sıra ördük. Şöyle göstereyim. 17 sıramızı örmüş olduk kesemizin. Arkasını ben düz çalışıyorum. İsterseniz siz aynısından yapabilirsiniz ama ben düz olarak devam edeceğim. Şimdi burası 15 fıstık olduğu için 1 2 3. Şöyle hemen ilk fıstığın arasına sık iğne ile battım. 3 veya 4 tekrar aynı işlemi yaptım. Kesme işlemini yapıyoruz. 3. fıstığın tekrar aynı işlemi yaptım. 3 tane kestim. 3 burada, 3 burada keseceğiz. Ortada bakalım. 2 4 6 8 9. 9 tane kalacak şekilde şimdi buraya hemen bir fıstık yaptım. Kapattım. Tepesine yine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Bunu keselerde hep yapıyorum. Sıra 3 tane kalana kadar beyazla üzeri 9 fıstık olacak şekilde örelim. Evet, üzeri 2, 4, 6, 8, 9. Dönüyoruz hemen. Buraya yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ağız kısmını şöyle hep başlarken bu şekilde başlıyoruz.
Yani kesme falan yok. Ağız kısmını genişleteceğimiz için bu şekilde başlıyoruz. Sıranın sonunda hep ikili fıstık toplayarak arttırıyoruz. Yani bu sırada 9'du. Daha sonra 10 olacak, sonra 11 olacak. En son sırası da hemen sayayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani kenardan da 4 tane sayıyoruz. 12 fıstık olana kadar ikili fıstık kenarlarda toplayıp artırma işlemini yapıyoruz. Kesemizin ağzı da zaten daha önceki videolarımda nasıl yapıldığı var. O yüzden sadece bu kadar gösterebilirim ve sonunda da zaten ağız kısmından sonra birleştirme kısmına, yani keselerimizi kenar kısmına geçeceğiz. Evet, keselerimizi tamamlamış olduk. Şimdi hemen burada size birleştirmeyi göstereceğim. O yüzden mavi ipimi alıyorum. Kenarını ben mavi ile yapacağım ama siz dilerseniz farklı bir renkle, yani sarıyla da yapabilirsiniz. Bilmem, benim içimden mavi geldi bugün. Mavi ile yapmak istiyorum. Hemen buradan tutturdum. Biliyorsunuz arkadaşlar, her videomda da tarif ediyorum. Yine de edeceğim. Burada 4 zincir çektim. Bu kenarlarını 4 zincir çektim. Kenarlarından tutturuyorum. Bu kenar kısımlarını zincirle yapıyoruz. Bakın, tutturdum. 1, 2, 3, 4. Sıkı bir şekilde 4 zincir çekiyorum. Hemen buradan tutturdum. Bir tane zincirimi çektim. Bu en son battığım yere fıstık yapıyorum. Fıstık kapatacağız. Evet, kapattım. Buradan iki tane aldım. Dediğim gibi diğer videolarımda da var zaten kenar oyası. Ben figürlülere her seferinde söylüyorum ama ben figürlü liflere hep kenar oyası bunu kullanıyorum. Çünkü yani farklı kenar oyası olmaz. Çünkü resimli figürlü olduğu için sade olması lazım bence, benim fikrimce. Ama siz istediğiniz kenar oyasını da yapabilirsiniz. Bu şekilde bütün etrafını döneceğim lifimin. Buraya kadar geleceğim. Burada yine zincirle birleştireceğim. Dörder zincir çekip sonra ipimi koparmadan buradan böyle devam edip şurada ipimi koparacağım en son. Şimdi siz de kenarını komple yapın benim gibi. Ben de yapayım, geleyim. Arkadaşlar, ben bitirdim. Bakın böyle oldu keselif. Gayet de iyi oldu büyüklüğü. Arkası düz. Dediğim gibi siz dilerseniz arkasını da desenli yapabilirsiniz ama gerek yok. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda, yani bunun uzununda görüşmek üzere. Hoşça kalın.